Sabun deyince aklımıza sanırım sadece temizlik gelir. Mikroplardan arındırmak ve kirleri yok etmek için kullandığımız sabunların çok daha farklı faydalarını bir bilseniz. Bunu bilimsel yöntemlerle kanıtlayan dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ün tavsiyelerine gelin kulak verelim. Yatarken çarşaf altına sabun koymanızın ne anlama geldiğini daha yakından öğrenelim. Doktor Mehmet Öz, Amerika'da bir televizyon programında huzursuz bacak sendromu için lavanta sabununu bir ev çözümü olarak önermişti. Bunun çılgınca geldiğini biliyorum. İnsanlar eskiden bu çözümü kullandığında daha rahat uyuyordu, diyor. Doktor Öz, lavantanın veya herhangi bir sabun kalıbının yastığın altına yerleştirilmesinin rahatlatıcı bir etkisinin olduğunu ve çok yarar sağladığını söylüyor. Peki nasıl bir fayda ve neden çarşaf altı? Şimdi daha detaylı bakalım bu olaya. Sebebi ne? REM uykusu davranış bozukluğunun bir belirtisidir ve dünya çapında milyonlarca kişi etkiler. Uykunuzda bacaklarınızın sürekli hareket etmesini önlemek için çarşafınızın altına sabun yerleştirmeniz yeterli. Kulağa tuhaf gelse de deneyenler işe yaradığını söylüyorlar. Peki REM uykusu nedir? Bütün canlılar yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için günün belli bir kısmında uyumaya ihtiyaç duyar. İnsanın bedeni kadar zihnini de dinlendiren ve insan beyninin yeni bir güne hazırlanması için kesinlikle gerekli olan uyku 4 evreden oluşur. Uykunun 4 evresinden biri olan REM evresi diğer evrelere nazaran oldukça farklı. Gece boyunca uykunun en ağır olduğu evre olan REM evresi aynı zamanda rüyaların da görüldüğü evredir. REM uykusu ya da Türkçe adıyla hızlı göz hareketi esnasında beden hareketsiz kalır. Bu yüzden halk arasında REM uykusundan uyku felci olarak da bahsedilebilir. REM uykusunun en önemli noktası insan bedeni hareketsiz kalsa bile insan beyni REM uykusu boyunca tıpkı uyanıkmış gibi çalışmaya devam eder. REM uykusu esnasında uykuda olan canlının gözleri hareket etmeye devam eder. Zaten uykunun bu evresine REM adı verilmesinin sebebi de budur. REM kelimesi İngilizce Rapid Eye Movement cümlesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Peki REM uykusu davranış bozukluğu neden olur? REM uykusu esnasında bedenin hareketsiz kalmaması durumuna yani görülen rüyaya bedenimizle dahil olma durumuna REM uykusu davranış bozukluğu denilmektedir. Normal bir REM uykusu esnasında kan basıncı çok yüksek, vücuttaki tüm kaslar işlevsiz olur. Rüyamızda birinden kaçtığımızı ya da çok yüksek bir yerden düştüğümüzü gördüğümüz zamanlar olur. Sağlıklı bir REM uykusunda rüyamızda ne kadar hareket ettiğimizi görüyor olsak da bedenimiz hareket etmez. REM uykusu davranış bozukluğu böyle rüyaları gördüğümüz esnada bedenimizle tepki vermememiz anlamına gelir. Yani rüyamızda biriyle kavga ediyorsak, uyku esnasında etraf ya da yanımızda uyuyana yumruk savurabiliriz. Bir yerden düştüğümüzü gördüğümüz rüyalardan yere düşerek uyanmamız da REM uykusu davranış bozukluğunun bir göstergesidir. REM uykusu davranış bozukluğu zaman zaman başka hastalıkları da peşinden sürükler. Bu hastalıkların arasında en sık görüleni Parkinson hastalığıdır. REM uykusu tedavisi sağlıklı bir uyku için gerekli şartların hazırlanmasıyla mümkün olur. Uyuduğumuz odanın yeterince karanlık ve sessiz olması sağlıklı bir uyku için ilk adımdır. Işıklı ve sesli bir ortamda uyumak, beynin ışıklar ve sesler tarafından uyarılmaya devam etmesi sebebiyle uykunun kalitesini düşürür. Uykunun ilk evresi olan gevşeme evresinde bedenin kendisini bırakabilmesi için uyumadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmış olmanız gerekir. Yemek yendiği zaman vücudun onu sindirmeye çalışacak olması kasların gevşemesine ve uykuya geçilmesine engel olur. Yatılan yerin yeterince rahat olmaması, uykuya dalınan odada bitki bulunması, aşırı yorgun ya da aşırı alkollü olmak da sağlıklı uykunun engel olan nedenler arasında yer almaktadır. Peki REM uykusuna nasıl geçilir? Uykunun sonuncu evresi olarak tanımlanan REM uykusuna geçmeden önce uykunun birinci, ikinci ve üçüncü evrelerini yaşarız.
Uykunun birinci evresinde genellikle uykuyla uyanıklık arasında gidip gelinir. Bedenimiz kendini salar. Soluk alıp verişlerimiz yavaşlar. Bu evre tamamen uykuya dalınan zamana kadar sürer. Uykunun ikinci evresine geçiş, gözün hareketinin durmasıyla başlar. Birinci evredeki hafif uykuyla yerini daha derin bir uykuya bırakır. Ve bu evrede beyin dalgaları olabildiğince yavaşlar. Uykunun üçüncü evresi ağır uyku evresidir. Gözler yine bu evrede hareket etmez. Uykunun bu üç evresine non-REM uyku denir. Non-REM uykusu esnasında beden ve zihin dinlenmiş olur. Bu üç evre neredeyse 90 dakika kadar sürer ve ardından REM uykusuna geçiş gerçekleşir. Gözler hareket etmeye başlar ve zihin gün boyunca öğrendiklerini tekrar etmeye koyulur. Uyumaya başladıktan sonra REM uykusuna geçiş neredeyse 90-100 dakika sürer. REM uykusunda uyanmak zararlı mı? REM uykusu esnasında zihin uyanıktır. Beyin tıpkı uyanıkmış gibi çalışmaya devam eder. Beyin, REM uykusu sırasında tüm gün öğrendiklerini ve belleğe kaydettiklerini tekrarlar. REM uykusunu yeterince uyumamak ya da REM uykusu esnasında uyandırılmak, beyin bilgiyi kaydetme işlemini tamamlayamadığı ya da eksik tamamladığı için unutkanlığa, karar vermekte güçlük çekmeye neden olur. REM uykusunu yeterince uyumamak, kişide sinirli, kararsız ve kaygılı bir ruh halinin hakim olmasına yol açar. Uyku sağlığı bu yüzden canlıların bedensel sağlığı kadar ruhsal sağlığı açısından da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ve şimdi gelelim videomuzun başındaki konuya. Gece yatmadan önce yatağımızın altına sabun koyarsanız, bacaklarınızın daha rahat edebilir olduğunu anlayacaksınız. Şimdi gelin bununla ilgili en sık sorulan soruların cevaplarını. Sabunun çeşidi önemli mi? Aslında pek değil. Burnunuza hangi koku hoş geliyorsa, lavantanın rahatlattığı söylenir. İsterseniz bununla başlayabilirsiniz. Sabunu nereye koymalıyım? Ayak ucunuza koyabilirsiniz. Yorganın ya da çarşafın altına koyabilirsiniz. Oda sıcaklığı önemli mi? Çok sıcak olması sizi rahatsız edebilir. Çünkü sıcak, sabunun kokusunu keskinleştirecektir, haliyle sizi rahatsız eder. Sabunu ne kadar sıklıkla değiştirmek gerekir? Birkaç haftada bir diyebiliriz. Koku azaldıkça, etkisi geçtikçe değiştirebilirsiniz. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.